Feza gezginlerinden herkese merhaba. Ben Emre. Bu videomuzda Mandalorian hakkındaki bir takım gelişmeleri konuşacağız. Mandalorian kostümüyle alakalı. Evde kaldığımız süreçte Mandalorian kostümünde bayağı bir ilerleme kaydettik. Onları sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. Geçen videoda bu gauntlet kısımlarında yani kol parçalarında bulunan display'lerden, ekranlardan bahsetmiştim. Bunları Arduino ile yapmayı planlıyorum demiştim. Display'i yapabilmek biraz beni zorladı açıkçası. Çünkü hani daha önce elektronikle alakalı hiçbir tecrübem yoktu. Fakat başarılı oldum. Gayet güzel bir sonuç çıktı. Bu sonucun çıkmasında tavsiyelerini ve yardımlarını esirgemeyen sizlerin de Iron Man zırhı videolarıyla tanıdığınız Tolga Özuygur'a buradan çok teşekkürlerimi yolluyorum. Aynı zamanda Hallederiz grubundan kodlarla alakalı yardımcı olan ve bu kodları yazmama ciddi destek olan, çok büyük yardımları olan Ozan Can Yılmaz'a da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gauntlet Display'miz bitti. Bir sonraki aşama bu kartı bir powerbankle beraber Gauntlet'ın içine yerleştirmek. Gelelim buraya. Zırhın bittiğinden bahsetmiştim. Leg wrap'ı yapmak hani zorlayacağından bahsetmiştim. Beklediğimden kolay oldu açıkçası. Zaten deri parçaları tek seferde başlayınca beraberinde arkası daha kolay geliyor. Hızlı hızlı yapabiliyorum. Leg wrap de aynı şekilde halloldu. Bir tek şu üst kısmı tekrardan eskitilecek. Burası daha henüz eskitilmedi. Alt kısmı tamamen eskitildi. Aynı zamanda buradaki flare tutucularını da yaptım. Flare'ları da geçen videoda bahsetmiştim kalıplarını alacağım diye. Kalıplarını aldım. Reçineden döktüm ve kromla boyadım tekrar. Toplam 6 tane flare var bacakta. Biraz ağır oldular ama idare eder. Hani çok büyük problem değil. Uzun süre giydiğimde biraz yorabilir beni ama önemli değil o kadar bacakta olacağı için. Ardından botlara başladım. Botlar gerçekten hani yani hazır böyle bir bot bulabilmek çok zor. Ben de şu şekilde yaptım. Motosiklet botlarım vardı eski. Bu botları deri parçalarla kaplayarak mümkün olduğunca yakın bir hale sokmaya çalıştım. Fakat sadece kaplama işlemi istediğim kadar hani verimli olmadı. Ben de onun üzerine ayakkabı dikişiyle teker teker çekmeye çalıştım mümkün olduğunca parçaları. Zırh dediğim gibi hala burada sabitlenmeyi bekliyor şeylere, kumaş parçalara. Onları da önümüzdeki günlerde zaman ayırmayı planlıyorum. Daha Iron Heart'ı boyayacağım, onu boyayamadım. İşte geçen videoda backplate'i falan görememiştik. Burada da backplate duruyor. İşte şeyle beraber, buttplate'le beraber. Gauntlet'lar da orada. Gauntlet'ın display kısmına bir pencere gelecek. Onu basacağım. Bir de keypad yapılacak. O yapılması gerekiyor. Bu hafta içerisinde de asıl önceliğim blaster bitirmek. Çünkü holster'ı yapmak istiyorum. Blaster'ın durumu da bu şekilde. Aslında ilk başlarda kostüme başlarken bir blaster daha basmıştım. Fakat boyutu oldukça küçük geliyordu gözüme. Daha sonra dizdeki sahnelerden Pedro Pascal'ın boyunu hesaplayarak elindeki blaster'ın ölçüsünü hemen hemen çıkarmayı başardım. Benim daha önce bastığım blaster ona göre %10 daha küçüktü yani bu bastığım blaster'a göre. Şimdi şöyle bir hani göstereyim size de ikisinin boyut karşılaştırmasını. Hani şu önceki bastığım Canon kısmı, bu alttaki de yeni bastığım Canon kısmı. Bayağı bir fark var arada gördüğünüz gibi boyut bakımından. Şimdi bunların macunları yapılıyor, kaplanıyor. Güzel güzel zımparalanacak, ondan sonra montajlanacak, boyanacak. Bunun da işi var. Flare'ları cast ederken yani dökümünü yaparken bu breech charge'ların da dökümlerini yaptım. Bu arada bu breech charge'ların isimleri de belli oldu. Bunların isimleri Grav Charge'mış. Legacy FX duyurdu bunu. Grav Charge yani. Bunların içine de elektronik devreler girecek. Dizdeki gibi sekanslı bir şekilde LED yanması gerekiyor. Üstlerinde de şeffaf kırmızı kapakları olacak. Onları da şeffaf epoksiden yapacağım. Bunlar da şimdilik bu şekilde bekliyorlar. Aynı zamanda onları tutan işte charge holder'ı da yaptım. Deri kaplamalarını da bitirdim. Bunlar kemere sabitlenecek ondan sonra. Bu şekilde duruyor onlar da. Sırasını bekliyorlar. Evet, soft partların tamamı bitti. Eskitilmek için burada katlı ütülü bir şekilde bekliyorlar. Aynı zamanda üzerinde Bandolier'ı da görebiliriz. Bandolier'daki fişekler de burada. Onların da kestlerini tamamladım, boyadım. Aynı zamanda burada eldivenlerimiz de hazır. Eldivenler de bitti, eskitildi. Bir tek şu plakalar eskitilip yapıştırılacak, buraya velcro olacak.
Şimdilik bu şekilde ilerliyor kostüm. Sona çok yaklaştık. Azıcık bir şey kaldı. Bu videoluk güncellemelerin sonuna geldik. Yeni güncellemeler oldukça sizlerle seve seve paylaşacağız. Yeni videolar çekeceğiz. Yine sorularınız olursa Instagram adresimden bantaprops'tan bana ulaşabilirsiniz. Seve seve cevaplamaya, yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.